Kara Kuvvetleri Komutanlığı logosuna hiç dikkat ettiniz mi? Milattan önce 209 yılını işaret eder. Türk askeri gücünün binlerce yıldır dünyada varlığının sembolüdür. Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak Büyük Hun İmparatoru Mete Han'ın tahta çıkış tarihi olan milattan önce 209 yılı esas alınmıştır. İlk kez Mete Han tarafından milattan önce 209 yılında kurulan düzenli Türk Kara Ordusu'nda sayı itibariyle 10.000 atlıdan oluşan en büyük birlik tümen olarak adlandırılmış, tümenler binlere, binler yüzlere, yüzler onlara ayrılmış, her birinin başına tümenbaşı, binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı rütbelerine sahip birer komutan görevlendirilmiş ve aşağıdan yukarıya doğru emir komuta zinciri içerisinde birbirine bağlanmıştır. Binlerce yıldır dünyada şanlı ordumuz dosta güven, düşmana korku salmaya devam ediyor. Kıyamete kadar da tarihte hiçbir zaman olmadığı gibi kimsenin boyunduruğu altına girmeden de devam edecek. Sizler için günümüzdeki Türk askeri gücünü araştırdım. Eğer bu video beğenilirse Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelerle birebir güç değerlendirmesi yapılan videoyu çekebilirim. Bunu YouTube toplulukta oylamaya sunacağım. Suriye iç savaşının etkisi tüm dünyanın gündemi oldu. Milyonlarca masum insan evlerinden, yurtlarından göç etmek zorunda kaldı. Özellikle Türkiye'miz milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptı. ...15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türk ordusunun gücünün artık bittiğini öne sürdüler. Ancak Türk ordusu bir ay sonra kendisinden emin bir şekilde Fırat Kalkanı Harekatı ile Özgür Suriye ordusunu yanına alarak Esad rejimine karşı ve bölgedeki terör örgütlerine karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon Türk ordusunun gücünü tüm dünyaya gösterdi. Hemen ardından gerçekleşen Zeytin Dalı Harekatı, Pençe ve Pençe 2 harekatları Türk ordusunun gücünü tescilledi. ...2019 yılının en önemli meselelerinden birisi de Rusya'dan alınan S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkenin tepkisine neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri ile ortak üretim yapılan F-35 savaş uçağı projesinden Türkiye çıkarılmakla tehdit edildi. S-400'lerin alınması ve S-500'lerin de Rusya-Türkiye ortak üretimi anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Devleti gücünü cihana gösterdi. Savunma sanayimizdeki millilik oranı %75'lere kadar artırıldı. Bu videomuzun birinci kaynağı www.globalfreepower.com adresidir. Bu sitenin 2019 verilerine göre tam güncellenmemiş olmamakla beraber Türkiye dünyadaki en büyük 9. askeri güç olarak gösterilmiştir. Listenin ilk 10 sırası ise şöyledir. 1. Amerika Birleşik Devletleri, 2. Rusya, 3. Çin, 4. Hindistan, 5. Fransa, 6. Japonya, 7. Güney Kore, 8. Birleşik Krallık, 9. Türkiye ve 10. Almanya. Son güncellemede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nüfusu 81.257.478 olarak kayda geçmiştir. Mevcut adam gücü 41.847.478 kişi olarak kaydedildi. Seferberlik durumunda ise orduya çağrılacak asker sayısı 35.151.882'dir. Tahmini verilere göre şu an Türk askerinin sayısı 735.000 kişidir. Aktif olarak hizmet eden personel sayısı 355.000, yedek olarak 380.000 kişidir.
İnsan sayısına göre seferberlik gücünde Türkiye, dünyada 16. sırada yer almaktadır. Birinci sırada 752 milyon 855 bin kişi ile Çin, 622 milyon 482 bin kişi ile ikinci sırada Hindistan ve 144 milyon 872 bin ile üçüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uçak gücü, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı olarak 1067 araç bulunmaktadır. Türkiye'nin bu hava gücü, dünyanın en iyileri arasında 10. sıraya girmiştir. 1067 araç içerisindeki dağılım şu şekilde verilmiştir. Savaş uçağı toplam sayısı 207 adettir. Bu savaş uçakları dünyanın 14. sırasında yer almaktadır. 207 savaş uçağının 49'u F-4 savaş jeti, 158'i F-16 savaş jetidir. Bununla birlikte şu an Amerika Birleşik Devletleri ile ortak üretim yapılan F-35 savaş jeti içinde 100 adet sipariş verilmiştir. Ancak F-35 savaş uçaklarının parası ödendiği halde satışının durumu hala netlik kazanmamıştır. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde 87 taşıyıcı uçak gücüyle dünya sıralamasında 8. sıradadır. Eğitmen uçak sayısı ise 289 adet bulunmaktadır. Hava kuvvetleri yardımcı güçleri 492 adettir. Bu yardımcı güçlere helikopterler dahildir. Ayrıca yardımcının da yardımcı hava gücü olarak 94 sayısı verilmektedir. Türkiye 94 saldırı helikopteri ile dünya sıralamasında 6. sırada bulunuyor. Ayrıca dünyanın en iyi taarruz helikopteri Atak T-129, Türkiye ve İtalyan ortak üretimiyle dünya sahnesindedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin envanterinde toplam 3200 adet tank olduğu belirtilerek bu rakam ile Türkiye dünyadaki sıralamasında 7. sırada gözüküyor. Ayrıca 9500 zırhlı araç, kendinden taşımalı topçu aracı sayısı 1120 ve 350 roket projektörü bulunuyor. Deniz Kuvvetleri envanterinde toplam 194 araç varlığı görünüyor. Bu kuvvetler ile Türkiye dünyada 12. sırada yer alıyor. Uçak gemisi 0 olmakla beraber 16 fırkateyn, 10 korvet, 12 denizaltı, 34 devriye gemisi ve 11 mayın gemisi Deniz Kuvvetleri'nin en önemli varlıklarıdır. Dünyada 47 adet uçak gemisi bulunmaktadır ve ilk 5 şu şekildedir. 1. Amerika Birleşik Devletleri 24 gemi, 2. İtalya 5 gemi, 3. Fransa 4 gemi, 4. Japonya 4 gemi ve 5. Mısır 2 gemi. NATO sıralaması askeri gücünde Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Birleşik Krallık'tan sonra 4. sırada yer alıyor. Bu da Türkiye'nin NATO için ne kadar değerli bir ülke olduğunu gösteriyor. Şu an savaşın neredeyse merkezi ve büyük petrol rezervlerine sahip Orta Doğu ülkelerinde Global Free Power internet sitesinde 15 ülkeye yer verilmiş durumda. Bu 15 ülke arasında Türkiye savaş gücü olarak 1. sırada yer alıyor. Bu sıralamada Mısır, İran, İsrail ve Suudi Arabistan ilk 5'i oluşturuyor. Asya kıtasında askeri güç sıralamasında Rusya, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'den sonra Türkiye Asya'da en büyük 6. güç olarak gösteriliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri güç sıralamasında
Avrupa'da Fransa ve Birleşik Krallık'tan sonra en kuvvetli üçüncü ülkesi olması özelliğini taşıyor. Global Free Power internet sitesinin verilerine göre hazırladığımız bu video, tam resmi olmayan sonuçlarla beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya sıralamasını belirliyor. Türkiye Cumhuriyeti karada, havada ve denizde ciddi adımlar atıyor. 2019 yılında dünyanın en iyi 9. ülkesi olmak tabii ki bizi tatmin etmiyor. Gücüne güç katan silahlı kuvvetler bölgenin en önemli, dünyanın sayılı güçlerinden birisidir. Bölgenin en büyük söz sahibi terör örgütlerinin korkulu rüyasıdır. Ülkemiz savunma sanayinde dışa bağımlılıktan oldukça uzaklaşmış durumda ve gelecek projelerde üretimin sadece ülkesinde yapılması için kollarını sıvamış durumda. Büyük hedeflerimiz ve projelerimiz dünyanın en iyisi olma yolunda ilerliyor. Kendi savaş tanklarımızı, kendi hava araçlarımızı ve kendi deniz gücümüzü oluşturmak için hiç durmadan çalışıyoruz. Hali hazırda devam eden projelerimizin TSK'ya kazandırılmasında artık gün sayıyoruz. Dünyanın en iyisi atak helikopterlerinin ikinci serisi, kendi uçak gemimiz, kendi jetimiz ve kara araçlarımız, füzelerimiz ve piyade tüfeklerimiz çok kısa süre içerisinde TSK envanterine katılacaktır. Dünyanın sayılı insansız hava araçlarını geliştiriyoruz. Zamanında bu İHA'lar Türkiye'ye para karşılığında satılmadığı için artık bu hava araçlarını ürettik ve üretmeye devam ediyoruz. Dünyada sayılı ülkede bulunan SİHA'lar, yani silahlı insansız hava araçlarımız, ülkemiz tarafından üretildi ve gelişmiş versiyonları üretilmeye devam ediyor. Rusya'dan aldığımız S-400 hava savunma füzelerimiz ülkemize her türlü zorluklara ve kısıtlamalara rağmen getirilmiş ve Nisan 2020'de tam aktif olarak kullanılmaya başlıyor. Akdeniz'de Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz TSK korumasında sondaj faaliyetlerine devam ediyor. Buradaki varlığımız bazı ülkelere rahatsızlık verse de sondaj faaliyetlerimiz devam ediyor ve edecektir. Değerli takipçilerimiz, bu video Türkiye'nin dünyadaki sıralamasını gösteren bilgi videosudur. Gelecek bölümde Türkiye'nin envanterinde şu an kullanılan en önemli silahların ve araçların tanıtımı ve etkileriyle beraber gelecekte üretime geçecek araçların tanıtımını yapan videomuz gelecektir. Kısacası Altay tankı, zırhlı araçlar, Atak ve Atak 2 helikopterleri, milli savaş uçağımız, uçak gemimiz ve savaş gemilerimiz ve milli silahlarımız tanıtılacaktır. Bizi Instagram hesabımızdan takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgili takipçilerimiz, kısa süre önce yayına geçirdiğimiz İngilizce kanalımız Türkiye'mizi ve tarihimizi yabancı ülkelerde temsile başladı. Siz de Osmanlı Devleti kronolojisini Türkçe altyazı seçeneği ile takip edebilirsiniz. Sol kısımdan İngilizce kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağ taraftan da Türkçe kanalımıza abone olabilirsiniz.